Herkese selam. Yeni gelen aracımız 1.6 motora sahip otomatik vites Nissan Juke. Sizlerle bugün birlikte bu aracı inceleyelim. Bu arada X250 videosu da gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepsi sırasıyla gelecek, satışa sundum onu da. Şimdi adım başı karşınıza çıkabilecek araçlardan birisi olan Nissan Juke mesela, karşıda da var bir tane. Özellikle bayan kitlesi ve genç kitleye hitap etmesiyle SUV kategorisinde öne çıkan bir araç. Aracı satışa sundum. Yukarıda rakamı görüyorsunuz zaten. Şöyle önden baktığınız zaman değişik bir tasarıma sahip. Biraz kurbağa görüntüsü gibi bir görüntüye sahip. Üstte gündüz farları, led farlar mevcut. Altta da sis farıyla sinyaliydi, ıvırıydı, tıvırıydı, her şeyi mevcut. Araç Skypack paket. Nedir Skypack? İhtiyaçlar doğrultusunda güzel donanımlara sahip. Araç bu arada güzel yanlarını söyleyecek olursak hatasız, boyasız, tramersiz. İlk sahibinden tertemiz 77 bin kilometrede. Bunların dezavantajı nedir? 1.6 motora sahip bu araç. Benzinli otomatik şanzıman var. Bunların dizel otomatiği yok. Ya dizel manuel tercih edeceksiniz ya da benzinli otomatiği tercih etseniz olur. Şimdi çelik jantımız vesaire var. Lastiklerimizin durumuna gelecek olursak ortanın üstünde %80 rahat gelir. Gayet güzel. Jantların durumu vesaire de iyi. Kitlemeye bastığımız zaman katlanır ayna vesaire mevcut değil. Cam filmlerimiz, rüzgarlıklarımız ve en güzeli cam tavan sunroofumuz var. Cam tavan sunroof'ta dezavantaj, kitlemeye basılı tuttuğumuz zaman kendisi otomatik kapanmıyor. Belki yazılımla vesaire olabilecek işlerdir. Bir şey diyemiyorum. Klasik bir Nissan anahtarımız var, kitleme açma. Aynı anahtarı Mercedes'in X grubunda da görebilirsiniz, şaşırmamak lazım. Aracın arkadan da baktığınızda ön gibi arkada aynı şekilde değişik bir tasarıma sahip, şöyle uzantılı uzantılı stop yapısı var. Ekstradan spoiler ve arka park sensörleri eklenmiş. Şurada tamponda da Juke detayımız yer alıyor. Şöyle bagajımızı bir açalım. 354 litre gibi bagaj hacmine sahip. Çift kademeli, üstü de kullanabilirsiniz, altı da kullanabilirsiniz. Şu şekilde yedek lastik buranın altında yer alıyor, direkt buradan erişebilirsiniz. Şu şekilde de değişik bir panzutu var. Bu indiği zaman bura otomatikmen kapanmış oluyor. Koltukları vesaire katlanıyor. Bence bagaj olarak da ihtiyaçları karşılayabilecek bir boyutta. Şu yandan da bakacak olursak nokta hata yok araçta. Bence bu aracı kaçırmayın derim çünkü gerçekten eşsiz temizlikte. Şöyle aracın iç kısımlarına doğru bir geçelim. 170 km hızı görüyor fabrika verisine göre. 11.5 saniyede de 100 km hıza ulaşıyor. Araç bilginiz olsun 1.6 bir motorumuz var dedik. Araç şehir içinde 8.3, uzun yolda da 5.2 litre yaktığını söylüyor fabrika verisi. Bence agresif kullanılmazsa bu yakıt oranı bayağı bir düşecektir. Çünkü 3 farklı sürüş modu var araçta. Dilerseniz eko modda da sürebilirsiniz. Değişik bir kadrana vesaire de sahip, değişik bir kullanıma sahip yani şu bölge. Bunlarda da mesela şunda beyazlı, kırmızısı, bilmem nesi, değişik renk gruplarına da ayrılabiliyor. Şu şekilde otomatik bir şanzımanımız var. CVT low modu da mevcut. Şuradan torpidomuza bir bakalım. Yumuşak inişe sahip. Kitapçı, yedek anahtarı, ıvırı zıvırı her şeyi mevcut. Bunlarda ekstradan multimedya ekranda taktıranlar oluyor. O bence gayet daha yakışıklı oluyor buraya göre. Alt kısma indiğiniz zaman hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde şuradan eco, drive modlarını, işte ayarlar, şu kısımlardan her yerden erişebilirsiniz. Şuradan da eco, sport ve normal sürüş modlarını da buradan tıklayabilirsiniz. Şuradan da klimamızın ayarı yer alıyor. Şu şekilde bir multimedya ekranımız, multimedyamız var. Oldukça yeterli bir ses kapasitesine de sahip. Bunlar piyano bile detaylı birbirini tamamlıyor. Şu alt kısmında telefon cüzdan koyabileceğiniz bir alan. Şurada çakmaklık çıkışı, aynı zamanda öbür tarafta da USB girişiyle AUX çıkışı yer alıyor. Şu yana da gelecek olursak bardaklıklarımız yer alıyor. Burada da bozuk para atabileceğiniz bir alan ve arka sponsorların da cüzdan mucizanı vır zıvır koyabileceği bir alan var. Cam tavan sunroof olması oldukça iyi, içeriye oldukça güzel bir ferah ortama sahip. Fonksiyonel bir direksiyonumuz var. En ufak bir zarara uğramamış. Hız sabitleme, limitleme gibi özellikler de mevcut. Bilginiz olsun. Oldukça güzel. Zaten 4 camımızın otomatiği
elektrikli aynalar, standart özellikler yer alıyor. Böyle videoları ve böyle araçları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevilensiniz. Bir sonraki araçlarda görüşürüz.